Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın ikinci gününün birinci videosundayız. Ne yapıyoruz? Geometrinin en önemli konularından birini tekrar edeceğiz bugün. Yani dik üçgeni ve özel üçgenleri tekrar edeceğiz sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 14 ve 19 arasını yapacağız. Ve ilk etapta ne yapıyoruz ikinci gün birinci videoda? Şöyle dik üçgen ve özel üçgenleri kısa bir özet geçiyoruz. 10 dakikamızı 15 dakikamızı alır. Sonrasında da klasik soruların çözümlerini yapacağız. Yani işi, altyapıyı sağlamlaştıracağız. İşi tam anlamıyla öğreneceğiz. Eksik parçalar kapanacak. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Pisagor bağıntısı dik üçgende oluşur. Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu C iken diğer dik kenar A ve B iken C kare ne eşittir? A kare artı B kare eşittir. Yani A kare artı B kare C kare şeklinde de yazılabilir. Tabi buradan C ne eşit oluyor? Kare küçüğünde A kare artı B kare de eşit oluyor. Ya da Buradan bir dik kenarı yalnız bırakırsan c kare eksi b kare eşit oluyor. Ya da a'yı yalnız bırakırsan kare içinde c kare eksi b kare eşit oluyor. Ben bunu niye böyle verdim? Kısa tekniklerimizde kullanıyorduk. İlla her soruda Pisagor bağıntısı yapacağız diye bir şey yoktu. Mesela en güzel örnek 14 ve 21. Hocam 14'ün karesi ve 21'in karesini almak sıkıntılıydı burada. E burada x'i nasıl bulacağız? Ortak çarpana bakarak burası 7 çarpı 3 burası 7 çarpı 2 burası da 7 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı ama hipotenüs sorulduğu için kareleri toplamı. Bak hipotenüs neydi? Kare küçüğünde kare artı B kareydi ondan dolayı. Yani 4 artı 9'dan 13 şeklinde yazarız. Tam tersi olsaydı yani şöyle olmuş olsaydı 21'e 14 şeklinde olmuş olsaydı x sorulsaydı yine 7 çarpı 3 burası 7 çarpı 2 burası burası da 7 çarpı kare küçüğünde bu sefer hipotenüs verilmiş dik kenar soruluyor. Karesi eksi karesi diyecektik 9 eksi 4'ten 7 kök 5 olarak bulacaktık. Evet Pisagor bağıntısında büyük sayılarda bunu yapıyoruz. Ama bazen e, çarpanları ayırmayı da kullandığımız durumlarda oluyor. Mesela şu 40 ve 41'i söyleyeyim ben sana. Şuraya da x diyecek olursak biliyorsunuz bir de, de çıktı zaten bu. E burada yapacak bir şey yok. Ortak çarpan yok. x kare neye eşit? 41'in karesi eksi 40'ın karesi şeklinde diyeceksiniz. Çarpanları ayırma tekniği. 41 eksi 40 ve 41 artı 41. 41 artı 40 da şey yapacaksınız bunu. E buradan ne geldi? Burası 1 burası 81. Hani bu x kare 81 oldu. X'i de böylelikle kaç bulursun? 9 bulursun. Yani şurası 9 çıktı. Ama 9, 40, 41 üçgeninde ne olur ne olmaz diye bil. Bilmeni de tavsiye ediyoruz. Neyse. Pisagor bağıntısı bu. Öklit bağıntısı. Biz normalde dik üçgen gördüğümüzde dik çizip de öklit bağıntısı oluşturmuyoruz. Hali hazırda gelmiş öklit bağıntılarını kullanıyoruz. Hep bu topu 4 tane öklit bağıntısı var. Bir H'a ait öklit bağıntısı. Şu ikisini çarpma. Yani h kare eşittir p çarpı k. İkinci büyük üçgende sol tarafta sola dayalı üçgen. Yani c kare eşittir p çarpı p artı k. c kare p çarpı p artı k ya da p artı k yerine a da yazabilirdik. Sonra b kare nedir? Sağ tarafta sağa dayalı olacak. Yani şöyle şöyle olacak. k çarpı k artı p eşit olacak. k çarpı k artı p. Bir de a çarpı h. a çarpı h. b çarpı c'ye eşit. Bu da alandan geliyor demiştik. Çünkü üçgenin alanı A çarpı H bölü 2. Aynı zamanda B çarpı C bölü 2. Bölü 2'ler gidiyor. A çarpı H B çarpı C'ye eşit oluyor. Sonra kenarlarına göre üçgenler. Konu anlatımında söylemiştik. Adını soyadınız gibi bileceksiniz. 3, 4, 5 üçgeni. Hatta sadece 3, 4, 5 değil. 3, 4, 5'e yıldız atıyorum. Hissederken çok işimize yarayacak bir üçgen. Ve diğer üçgenleri de bildiğimiz zaman kısa yoldan yapmamızı sağlayacak bunlar. 3, 4, 5 üçgeni 5 katına kadar bilin. 6 2 katı 6 8 10, 3 katı 9 12 15, 4 katı 12 16 20, 5 katı 15 20 25 olarak bilin. Yani sen bir soru geldiği zaman 12 16'yı gördüğün zaman aa 3 4 5'in katı 12 16 20 yazabilecek durumda olmak zorundasın. Hissedersen daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Bir de 3 4 5 ardışık bir üçgendir. Hatta ikişer ardışık olan 2 katı, üçer ardışık olan üçer katı Mesela öyle 4'er artış geldiği zaman da 12, 16, 20 üçgendir diyebiliriz. Yani bir dik üçgende bir kenar şöyle dik üçgenin kenarları x, x artı 4 ve x artı 8 ise e, burada Pisagor bağıntısı yapmana gerek yok. Hisset 4'er artışı o zaman 3, 4, 5'in 4 katıdır diyebilirsin aklında bulunsun. Hissetmek çok önemli. Sonraki özel üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeni. Sonraki 8, 15, 17 üçgeni. Sonraki de 7, 24, 25 üçgeni olacaktır dostlar. Evet burada bu üçgenleri adınız soyadınız gibi bileceksiniz. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Sadece 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilin. Diğerlerinin katlarını bilmenize gerek yok. Bir de burada özel olarak söyleyeceğim bir şey var. Ee, şunu da karıştırmayın. Yani her zaman uzun kenar. Mesela 3, 4, 5 dedik ya uzun kenar 5 olmak zorunda. 5, 12, 13 dedik ya uzun kenar 13 olmak zorunda. Hipotenüs 13 olmak zorunda. Buna da dikkat edin. Tamam mı? Bir de bunlara özel olarak şu üçgenleri de ekleyebiliriz. Bir tanesi 1 2 kök 5 üçgeni. ÖSYM çok kullanır bunu. Ya yani dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa kök 5 kattır. K 2 K ise K kök 5'tir. Bir de özel olarak şunu da bilirseniz bu çok fazla çıkmıyor ama ya yine de ÖSYM kullanıyor. 1 3 kök 10 yani dik kenarlarda 1 3 varsa burası da kök 10 kattır ama şu dördün adını soydanız gibi şu beşinciyi de hatta adını soydanız gibi bilmenizi tavsiye ediyoruz. Sorularda gerçekten işimize yarıyor. Açılarına göre özel üçgende 30-60-90 üçgeninde başlangıç noktası 30'un karşısıydı 30'un karşısı A iken 90'ın karşısı 2 katıdır 60'ın karşısı da kök 3 kattır 30'dan 90'a geçiş 2 kat 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat Tam tersi 90'ın karşısı verilmişse düşüneceksin 30'dan 90'a geçiş 2 kat ya 90'dan 30'a geçişte yarısı diyeceksin İlk önce 30'un karşısını bulacaksın Peki 60'ın karşısı verilmişse 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat O zaman 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali deyip işlemini yapacaksın 45-45-93 kendi dik kenarlar bir birken, hipotenüs kök kattır. Yani kök kağıdır burası. AA yken, A A iken A kök Sonra 15-75-90 üçgenin özelliği haşa 4 haş özelliği vardır. 30-30-120 üçgenin özelliği de kenarlar A A iken burası da A kök 3 olacaktır. Evet 30-60-90 üçgeni ve 45-45-90 üçgeni olmazsa olmazlarımız bunları çok iyi bileceğiz. Sorularda kullanım alanlarında şimdi zaten tekrar edeceğiz. Bir de 30 30 120, 120 üçgenini bilmeseniz de olur ama şu ikizkenar ya dik çizerek kendiniz de ispatında yapabiliyorsunuz ama bil, bil, yine de yine bilmeniz de bilmenizde fayda var. Ee, bir de özel olarak 15 75 90 üçgeninde haşa 4 taş genelde alan sorularında karşımıza çıkıyor. Şimdi madem dik üçgendeyiz, dik üçgende daha öncesinde ek çizimlerde de söylemiştik. Muhteşem üçlüğü kullanacağız. 90'dan çizilen kenar orta eşit eşit eşit. eşit. Bunlardan bir tane eksik olursa diğerleri sağlanıyor demiştik. İlk videoda da bunu da tekrarını yapmıştık. Yani 90 var, Eşit eşit e üçüncüyü sen koyacaksın. Ya da şöyle bir şey var. 3 tane eşitlik var. 90 eksik 90'ı sen koyacaksın. Bazen de ek de biz kendimiz yapıyoruz. 90'ın karşısında eşitlik varsa o eşitliği kullanmak için 90'dan bir kenar ortaya çiziyoruz. Şimdi özel üçgenlerden ikiz kenara geldik. X kenar üçgende şunu biliyorsun. Bu daki yani dik dik yine geçen dersimizde bahsetmiştik. Bu açı ortaylık. Bu kenar ortaylık. Bu da ikiz kenarlık daki. Yani ki, bu dakideki bu dört lüden herhangi ikisi eksikse diğerleri de sağlanır. Yani ikisi varsa diğerleri de olur. Diğerleri de olur. Genellikle şu karşımıza çok çıkar. Dik tabanı keş parçaya bölmesi. Yani bir de şunu açı ortayın aynı zamanda yükseklik olması. O yüzden hep şunu söylerim. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksın kardeşim. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa ikiz kenar gelecek altına. Ya da yükseklik aynı zamanda açı ortaysa İkiz kenar gelecek aklına. Eksik parçaları sen tamamlıyorsun. İkiz kenarlığı ve kenar ortaylığı koyuyorsun. Ya da ikiz kenarlığı ya da açı ortaylığı burada da sen koyacaksın. Tamam. Şimdi ikiz kenarın bir de özellikleri vardı. ÖSYM sorar mı? Valla uzun zamandır sormuyor. Ama uzun zamandır sormuyor deyip de bu sınavda çıkmayacak anlamada gelmiyor. TYT'de belki sormayabilirler ama AYT biraz bilgiyi içerdiği için artık stil değiştirip bununla ilgili özelliklere de bir dalış yapabilirler. O yüzden bunları da bilelim. İkiz kenar üçgende bak tepe açısından çizilen yüksekliği biliyoruz. Şimdi kollara çizilen yükseklikten bahsedeceğim. Eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit. Yani şu HB ile HC birbirine eşit. Bir de kendi çapında ayıtları yerler eşit. Şunlar eşit. Bunlar eşit. Bu yükseklik taban açısına kadar. Bu yükseklik taban açısına kadar ayırdıkları yerler eşit. Yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yerler birbirine eşit diyeceğiz. Sonra aynı şey Açı orta içinde geçerli. Açı ortaylar da birbirine eşit. Kendi çapında ayılttığı yerler de birbirine eşit. Ya da kenar ortaylar da yine aynı şekilde kenar ortaylar da birbirine eşit. Ya da kendi çapında ayılttığı yerler de birbirine eşit diyeceğiz. Yani burada ne diyoruz? NB ile NC birbirine eşit. Burada da ne diyoruz? VB ile VC birbirine eşit. Sonra ikiz kenarda ne var? Şu ama bunun ispat tekniğini bilmenizi hep tavsiye etmişimdir. Şu x y ise tabandan bir nokta alıp kollara paraleller çizilmişse bununla ilgili güzel sorular çıkıyor. Ee, ÖSYM'de sorarsa özellik bakımından sormaz. ispat tekniği bakımından sorar. Ve bununla da ilgili zaten konu anlatımında güzel sorular vardı. İnşallah onları anlamışsınızdır. Onları anladıysanız zaten sıkıntı yaşamazsınız. Hani bir üçgeni makasla kesiyoruz ya böyle bir tane soru vardı. Bir altıgen mi oluşuyordu? Onun çevresi soruluyordu hatırlarsan. Burada kuralımız ne? x artı y bir kenara eşit. Ya AB'ye eşit ya da AC'ye eşit. Evet tabi bunlar birbirine eşitse tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen şu paralel toplamları birbirine eşit. İspatı nasıldı? Hocam şu açılar birbirine eşit. Yönde dolayı nokta açısı yönde dolayı nokta açısı oldu. X kenar oldu y ise y. X kenar oldu x ise x. Bir de şurada bir paralel kenar var. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı. Y ise y. X ise x. Gerçekten de bir kenar x artı y'ye eşit oldu. Peki x kenarda tavandan bir nokta alıp kollara dikmeler çizersem bu dikmeler toplamı da x artı y'de ya hb'ye eşittir ya da hc'ye eşittir. Bak tepe açısında çizilen yüksekliği unut. O tamam çok özel bir durum var. Ama tavandan bir nokta aldım, kollara dikmeler çizilmişse bu dikmeler toplamını gördüğün zaman da hemen eşit kenara ait yani şunlar eşitse bu eşit kenarlara ait yükseklikleri eşittir. Ya buradaki yükseklik ya da bu buradaki yükseklik. Zaten bu yükseklikler de birbirine eşittir. Evet bu özellikle bu. Geldik eşkenar üçgene. Eşkenar üçgen konusuyla ilgili hep şunu söylemişimdir. Sen dik üçgeni biliyorsan, özel üçgenleri biliyorsan eşkenar üçgeni çok rahat bir şekilde yaparsın. Eşkenar üçgende bütün açılarımız kaçar derece, 60'ar derece. Bir yükseklik çizsem ikiz kenarın özelliklerini de sağlıyor ya. Aynı zamanda açı ortaydır 30-30 olur. E, aynı zamanda kenar ortay olur. E, bu çizilen yükseklik de aynı şekilde 30-30 oldu. E, burası da 30-30 oldu. E, kenarlara girecek olursam buradaki yüksekler birbirine eşit işte olmuş oluyor ya, ya da bu aynı zamanda bir eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ya. Şu ikiz kenarda çizilen yükseklikler birbirine eşit. Evet, şunlara bakacak olursanız da o zaman şu yükseklikle bu yükseklik birbirine eşit deyip o bütün yüksekliklerin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hatta burada H, N, V yani yükseklik, açı ortay, kenar ortay hepsi de aynı doğru yapıyor. H, A eşittir, H, B eşittir, H, C. N, A, N, B, N, C. V, A, V, B, v, C. Yani bütün yardımcı elemanlarda eşkenar üçgende birbirine eşit oluyor. Bir de üçgen içinde alınan bir nokta ile ilgili bir şeyimiz var. Hani tabanda alsaydık ikiz kenarda ne oluyordu? Yukarıda söylemiştik. E, bu paraleller toplam bir kenara eşit oluyordu. Üçgende de eşkenar üçgende de şu X, Y, Z toplamı da bir kenara eşit olacak. Tabi bu bir eşkenar üçgense eğer. Eşkenar üçgende içeride bir nokta alınıp kollara paraleller çizildiğinde x artı y artı z ya ab'ye eşittir ya ac'ye eşittir ya da bc'ye eşittir diyeceğiz ya da içeride bir nokta alınıp kollara dikmeler çizildiğinde de XYZ bu XYZ toplamı da neye eşit bir tane yüksekliğe eşittir yani ister buradaki yükseklik ister buradaki yükseklik ister buradaki yüksekliğe eşit diyebilirsin tabii ki buradaki bu içeride bir nokta alındığında da şu dikmeler toplamı da neye eşit oluyormuş yüksekliğe eşit oluyormuş ama benim size tavsiyem tamam bunlar belki çıkabilir. Eşkenar üçgende dik üçgeni ve özel üçgenleri özellikle özel üçgenleri özel üçgenlerdeki mantığı biliyorsan sıkıntı yaşamazsın. Hadi özel üçgen demişken son anda şöyle bir kapanış yapayım ben size. Özel üçgenlerde şu neydi? Burada burada yazayım onu da. 30, 45, 60 bunlar özel açılardı. Ve bunların 180'e tamamlayanları 150, 135 ve 120 derece kalp için alıyorduk. Bunlar özel açılardı. Bu kalbi parçalamayacaksın. Bu kalbe dokunmayacaksın. Yani dokunulmaz burası. Tamam. Bu açıları gördüğün zaman bunlara ait dik üçgen oluşturacaksın. Mesela şöyle. 30 dereceyi gördün. Şöyle dik çizeceksin. Ama sadece bir tane dik çizme mantığı yok. Ya buradan dik çizeceksin ya da buradan dik çizeceksin. Tabii bu açı geniş açıysa bu yükseklik dışarıya düşebilir. Aynı şeyi biz ne içinde söyleyebiliriz? Geniş açılı üçgen içinde söyleyebiliriz. Geniş açılı üçgende mesela şu. Aynı üçgenimiz şurada olsun mesela. Hocam burası 120 derece ise 120'nin mantığı. Neresi? Burada 60 var. Buradan dik çizersin. Ya da 120'nin mantığı nerede? Bak burada da iki dik çizme mantığı var. Şu 180'e tamamlayan olabilir. Buradan dik çizebilirsin. Tamam bunları da bildikten sonra eksik hiçbir şey yaşamazsın. Ama şu kalbi unutma özel açılar parçalanmaz. Bazıları diyorlar ki ya hocam 45'e 30'a 15 şeklinde parçalayayım. 15 özel açı değil bir kere onu söyleyeyim. Ya da 105'i parçalayayım hocam. 105'i 60'a 45 şeklinde parça Ama 105 özel bir açı değil ki. 150'yi parçalayayım hocam. 90 60 şeklinde mesela. Hayır. Nereye gideceğini bilemezsiniz. O yüzden parçalamak yasak. Dokunmak yasak. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Anlaştık. Evet. Özetimizi yaptık mı gençler? Yaptık. O zaman sırada ne var? Sorular var. Hadi bakalım. Sırada sorular. Soruların çözümlerine Başlıyoruz. Örnek 1'de hemen sayılar var. 2, 4, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası 2 kök 5 yapar. Sonra burada bir pisagor. Pisagor yaparken de 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi yapabilirsin ama alış diye şimdilik ortak çarpandan yapıyorum. Burası 2'nin kök 5 katı. Burası 2'nin 2 katı. Burası da 2'nin kare küçüğünde kareleri toplamı. Yani 5 artı 4 9 yapıyor. Kök 9 da zaten 3 ya. 2 kere 3 de kaç yapar? 6 yapar. Evet kısaca yani kareleri toplamından da bulabilirdim ama alış diye böyle yapıyorum. Alış alış alış. Çünkü bunlar önemli. Buraya geldik. Evet güzel bir şey. Bak sorularda da bazı şeyleri tekrar ediyoruz. Normalde x buraya ne kaldı? 12-x kaldı. Sen buraya bir y deyip bir burada pisagor yaparsın. Bir de mavi de pisagor yaparsın. İkili pisagor. İki bilim yedi. İki denklem taraf tarafa toplarsın çıkarırsın bir şeyler yaparsın. Altından üstünden çıkar bir şeyler olur zaten. Ama... Ben şunu tavsiye ederim. İkili Pisagor. ÖSYM de bunu seviyor. Genelde böyle hemen hemen her yıl ya da iki yılda bir mutlaka soruların içerisinde soruyor. Şimdi buraya baktığımız zaman hocam ne var burada? İkili Pisagor var. İkili Pisagor'da ortak olan kenar var mı? Var. Ortak olan kenarı yalnız bırak. Yani şurada y kare neye eşit? Hocam 6'nın karesi eksi x'in karesine eşit. Dik kenar olduğu için. Mavi üçgende y kare neye eşit? 8'in karesi eksi 12 eksi x'in karesine eşit. Eğer ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olacak. Bu y kare bu belli zaten. 144 eksi 24 x artı x kare. E, bu 36 eksi x kare yaptı. Eşittir 64. Eksiyi dağıtacağım buraya. Eksi 144. Sonra burada eksi 144. Eksi artı 24 x oldu. E, eksi x kare mi oldu? Evet bu şurası x kareydi. Şu eksi x kare her birbirini götürdü mü götürdü. Sonra burada işlem yapacağız. Şöyle 144 Şimdi 144'ten 64 çıksa 80. O zaman bu eksi 80. Eksi 80 öbür tarafa geçince ne yapıyor? Artı 80 oluyor. 80 artı 36 116 yaptı. Burada da 24 x kaldı. O zaman 4 mi yapıyor? Yok. Buradan kaç buluyoruz x'i? 116 bölü 24 buluyoruz. 2'ye bölsen 2'ye bölsen 12 58. Bir daha 2'ye bölsen 2'ye bölsen 29 ve burası da 6 yaptı. O zaman cevap 29 bölü 6 çıkar. Yani cevap denizli oldu. Bu soru da önemli sorulardan biri. İkili Pisagor'u gördüğünde ortak kenarı yalnız bırak. Bir sonraki sorudayız. Üçüncü sorudayız yani. 8 var, 9 var, x var. E bunlar birbirine eşit verilmiş. Ben demek ki bunları kullanacağım. Hocam 90 var, 90 var. Bunlara ait bak. Hop şunu çizersem ne oldu? Bu kırmızı kenar hem bu dik üçgende hem de bu dik üçgende ortak kenar oldu. E hocam burası nedir? Bilinmeyenler fazla. Buraya da yazacağız. Mecburen yazacağız. Kare içinde x kare artı y kare değil midir? Evet. Normalde bunun karesi bunların kareleri toplamına eşit. Kare içinde burası oldu. Burası nedir arkadaşım? Burası da y kare eksi 8'in karesi değil midir? Evet y kare eksi 8'in karesi ama kare içinde. E şimdi ne yapacağız? Şuradaki sarı üçgende yani maviyle gösteriyorum bunu. Bunların kareleri toplamı yani şu kenar ve şu kenar. Ee, bunun karesi nedir? Y kare eksi 64 artı kare gitti. 9 8 daha 17'nin karesi 289 eşittir. X kare artı Y kare mi oldu? Evet. Şunlar şunlar götürdü birbirini? Götürdü. 8, 17. Bu 289'dan 64 çıkarsa 225 kalır. 225 eşittir. X kare ise X de böylelikle 15 yapar. Yani cevap Denizli oldu. Üçüncü soruda. İşte bir de kısa yolla yaptı farkındaysanız. Niye? Bu 17'nin karesi. Bu 8'in karesi. 17'nin karesi. 8'in karesi. 8, 15, 17'den atma geldi. Direktman 15'i öyle yazdım. Biraz çakallık yaptım. Geometriyi kullanan hızlanır kardeşim. O yüzden dik üçgenleri bilin. Matematikte bile işinize yarıyor. Bak benim burada işime yaradı. Normalde uzun uzun diye işlem yapsam ben bunu çıkartana kadar biraz vakit geçerdi. 289 işte 289'dan 64 çıkartayım falan filan. Ee, çıkartmadan şu çakallığı yaptım. Ulan dedim bu 17'nin karesi. Bu da şeyin karesi. 8'in karesi bu da. O zaman bundan bunu çıkartırsam 225 gelir. 15'in karesi gelir dedim. Öyle yaptım. Haberiniz olsun. Bazen böyle çakallıklar yapıyoruz ama bu çakallıkları anlatmak da sizin çok işinize yarıyor. Evet böylelikle örnek 3'ü bulduk geldik örnek 4'e. Aa hocam şurada özel bir durum var. Özel durum nedir? Bak hem açı ortay hem de kenar ortay olmuş burada. Hem açı ortay hem kenar ortay o zaman bu nedir? Hocam bu bir x kenar üçgendir ve bu nedir? Yüksekliktir. Sonra büyük üçgene bakacağız burada. Şuraya ben y dersem y'yi bulursam olay bitecek zaten. Y var. 12 var. Y artı 8 var. Büyük üçgende hipotenüs Y artı 8. Y artı 8'in karesi eşittir. Y'nin karesi artı 12'nin karesi diyeceğiz. Ve işlem 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 mi yapıyorsun hala? Dur. 12 varsa hisset. 12 biraz tehlikeli. 5, 12, 13, 9, 12, 15, 3, 4, 5'in katından ya da 12, 16, 20 gelebilir. İlk önce 5, 12, 13'ü deneyelim. Y yerine 5 yazarsam 5, 12, 13 sağlamız tutuyor. Hissettim. Hislerim doğru çıktı. sağlamız doğru çıktı yani. Y'yi 5 buluruz. Y5 ise burada Pisagor 3, 4, 5 üçgeninden 4 buluruz cevabı. Yani örnek 4 akçayı çıkar. Geldik örnek 5'e. Şu ikisinin toplamının en küçük değeri nedir diye soruluyor. Normalde ben bu ikisinin nerede olduğunu bilmiyorum. Burada olursa mı en küçük olur? Ya da şurada olursa mı toplamlara en küçük olur? Bu yorumu şöyleyken yapamam. E, bunlar da bir tanesinin katlamasını al. İster bunun katlamasını al ister bunun. Şunun katlaması daha kolayıma geldi küçük ya. Böyle bir katlamasını aldım. Katlamasını alınca ne oluyor o zaman? E hocam burası x burası y benden de ne isteniyor? x artı y'nin en az değeri isteniyor. Katlamasını alınca x buraya mı geldi? Evet. 3 buraya mı geldi? Evet. Şimdi ben böyleyken x artı y'yi bulamadım ama şu durumdayken x artı y'nin en az değerini alırım. Peki bu durumdayken x artı y böyle böyle olduğunda mı en fazla olur? Ya da böyle böyle olduğunda mı en fazla olur? Ya da doğrusal olduğunda mı? Bak doğru, dost doğrusal olduğu zaman en az değeri alıyor. Yani soru şuna dönüştü. Şu doğrusal. Burası 6. Burası 3. Yani şöyle bir merdiven şekli geldi. Dikdörtgene karşılık getirip de dik üçgen yapmıyor muyduk bunlarda? Evet. Dik üçgen yapacaksınız bunlarda. Bak her zaman hali hazırda dik üçgen karşınıza gelmeyebilir. Hali hazırda dik üçgen karşınıza gelmediği zaman da ne yapıyorsunuz? Dik üçgeni kendiniz oluşturuyorsunuz. Dik üçgen oluşturmak demek 90 derece varsa dikdörtgenle olur o. Hop şöyle dikdörtgen yapacağız kardeşim. Dikdörtgeni yaptık böyle. Hocam dik yapınca bak çok güzel bir şey geldi. Ee, burası 12 iken burası 12 oldu. Burası üçgen. Burası da 3 mu olacak? Evet. E burada da ne var? Pisagor. 9 12. 15 üçgeni yapar. X artı y'nin en az değeri de böylelikle 15 çıkar. Çok öncelerden ÖSYM bu soru tipini soruyordu ama bu zamanlarda uzak kaldı. Aslında yine bu sorunun böyle farklı türüyle yine karşımıza gelebilir. Çünkü ÖSYM'in Biliyorsunuz kendini tekrar ediyor. Tam bir soruyu böyle unutturup sürpriz bir şekilde de karşımıza gelebilir. İşte o sorulardan biri de bu olabilir. Lütfen buna dikkat et. Bu ve bunun yeni nesle çevrilmiş hali olabilir. Dikkat et. Evet geldik örnek 6'ya. 30 derece var. Bazılarınız kosinüs teoremi yapıyor. Sevmiyorum kardeşim kosinüs teoremi Yok. Ne yapacağım? O zaman 30'un mantığını kullanacağım. Ya buradan dik çizeceğim ki 90'ın karşısı x hiçbir kenar olmuyor. Ya da şuradan dik çizeceğim. İki tane dik çizme mantığımız vardı. Aslında çizilendik böyle içeri düşmeyeceği belli. Geniş açılı olduğu belli. O yüzden buraya doğru çizdim. E hocam burada 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 çıkar. 30'un karşısı 6 ise burası da 6 kök 3 olur mu? Olur. Sonra e hocam burada 6 var 10 var. 6 8 13 genden burası 8 oldu. Dikkat et benden x deniyor. Tamamı 6 kök 3 burası 8. 6 kök 3'ten 8 çıkartırsam cevabı ulaşırım. Yani o da balık kesir çıktığından var. Örnek 6 balık kesir geldik örnek 7'ye. Bak alakasız. Hocam 90'ın karşısında da eşitlik var. Eşitlik olduğu zaman 90'ın karşısında olduğu zaman muhteşem üçlü aklımıza gelir. Ek çizim çizdin ya. Çizdiğin ek çizim bir işe yarıyorsa eyvallah. Ama burada bir işe yaradı mı kardeşim çizdiğimiz ek çizim? Cık, yaramadı. Bak hala alakasızlık devam ediyor. Alakasızlık devam ettiği sürece bir şey çizdiysen eğer sil onu. Silmesini de bil. Ya sen bir şey çiziyorsun ondan sonra o çizdiği şeyin üstüne başka şeyler çiziyorsun. Onu çiziyorsun bunu çiziyorsun. Genelde geometride tek bir hamleyle işi halledebiliyoruz. Tek bir ek çizimi sorar ÖSYM. Ama genelde %90'ında da tek bir hamleyle halledebiliyoruz zaten. Öyle çok olimpiyattaki açı tarzları sorularda böyle 3-4 tane çizim yapabiliyoruz. Ama genelde geometride sana yarayacak kısımda tek ek çizim. Tamam bunu çizdim muhteşem işliyor. Tek ek çizim hala alakasızlık devam ediyorsa sil. Silmesini de bil. Sen şimdi buradaki eşitliğin mantığını muhteşem işliyle kullanamadın. Peki eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Evet, evet, evet. Eşitlik varsa aklıma orta taban gelecek. Hemen orta tabanı çizeceğim. Eşitliğin olduğu yerden ya böyle paralel aç bak. Şimdi bu üçgene çizeceğim ya. Bu üçgenin şu BC kenarını çizemem. Onun üstünde zaten. Ya bu kenara çizeceğim. Yani şu kenara çizeceğim ya da bu kenara çizeceğim. Şöyle. Ama böyle her şekil karışıyor. Genelde karışık olan yere doğru çizin dedim. Yani şuraya doğru çizelim. Üçgen oluşturun diyorum daha doğrusu çizince de. Şunlar birbirine paralel oldu. Şunlar K iken burası 2K oldu. E hocam burada e, bunlar birbirine paralelse 90 sağ yöndeşlikten burası da 90 burası da 90 oldu. E bu açıların eşitliğini vermişti. Bak şimdi bu üçgende bu açıların kenarlarının eşitliğini kullanabiliyorum. Burası K burası 2K çıktı. Nerede bu? Özel üçgende 30-60-90 üçgeninde yani burası 60 oldu. 70-90 sa büyük dik üçgende burası da 20 derecedir. 20-90 sa burası da 70 yapar ya da yöndeşlikten direkt 70 diyebilirdik. E hocam şuradaki açı da doğrusal olduğundan dolayı 70-60 daha 130. Buraya da kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Yani cevap Ceyhan yaptı 7. soruda. Geldik 8'e. Ne var burada? Öklit bağıntısı var. Sayı h kare p çarpı k. Yo 2 bilmeyen var. Şurayı da bilmiyorum y olarak. O yüzden buna bakmıyorum. Nereye bakıyorum? Sayılar burada. O zaman bu üçgene bakacağım. Bu üçgende de dikten dik çizilmiş. Görüyor musun? Bak dikten dik çizilmiş. E öklit. 4'ün karesi 2 çarpı a değil midir? Evet. E 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı a'dan 16 bölü 2'den a'yı 8 buluruz. A 8 çıktı. E burada da dikten dik çizilmiş büyük üçgende öklit. Bunun karesi de bu çarpı bu değil midir? 8'in karesi 4 çarpı x'ten dolayı x'i de böylelikle 64 bölü 4 16 olarak buluruz. Cevap E-Dremit oldu geldik 9. soruya. 9. soruda aa, neler verilmiş Bunlar birbirine eşit vermiş. A 90 var. Eşit eşit. Muhteşem üçgen bir tanesi eksik. Eşitliği yazdım. A ikizkenar çıktı. Süper bir şey. Hocam ikizkenar tabanla mevcut mu? Mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer. Hop çizdik. Tabanı kaç parçaya bölecek? Dikkat et. 14'ü değil. 14'ü 14 6 6'yı. Yani 20'yi kaç parçaya bölecek? 10'a 10. 4 kaldı burada. E benden ne isteniyor? X. Aa hocam şunlar da birbirine paralel. Bunlar da birbirine eşit. Burada bir orta taban çıktı. Yani şurası Y yken, burası 2Y diyebilir. Evet Y'yi bulursam olay bitti. Bulurum. Şuradaki üçgende de artık ne var? Bir öklit bağıntısı var mı? Var. Öklit bağıntısını uygulayalım orada. Y kare neye eşittir? 4 çarpı 10'a eşittir. E buradan da Y kök 40 çıkar. Kök 40 da 4 çarpı 10 ya. 4 dışarı 2 diye çıktı ya. Y'yi 2 kök 10 buluruz. Ama benden AB isteniyor. 2 i̇ki, 2 isteniyor. X 2 ya O da 4 kök 10 çıkar mı? Çıkar. Evet cevap Edremit yaptı. Kaçıncı soru? 9. soruda. 10. On. Soru 10'a geldik. İkizkenar tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer. Hop çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince 2 eş parçaya bölecek. 32 2 iki eş parçaya bölecek. 16'ya 16. 9 kaldı. 9 15. 9 12 15'ten 12 yaptı burası. Burada da bir Pisagor. 12, 16, 20. 3, 4, 5'i katı. Ezbere bil. Adı soyadın gibi bil. Yani cevap Ceyhan yaptı 10. soruda. Geldik 11'e. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Sonra paralellik verilmiş. FE ile AD. Şu ve şu paralel. O zaman yönde eşitten dolayı burası da 90 yapar. Hatta burası da 90 yapar. Burada bir oran verilmiş. 4K verilmiş. FG. FG'yi 4K. GE'yi de 4 değil 3K olarak vermiş. E, AD uzunluğu da 15 olarak verilmiş. Buna göre GE uzunluğu nedir diye soruluyor bize. K'yı bulmamız gerekecek. E hocam ikiz kenar tabana ait yükseklik çizilmiş. Taban uzunluğu yok ki. Hiç tabana yoğunlaşmayayım. E ne yapacağım burada? İkiz kenarda tabana ait yükseklik ya da dik üçgenden sonucu ulaşamıyorsan mutlaka mutlaka açıya dal. Açıya nasıl dalacaksın? İkiz kenar ya. ikiz kenarın açılığını göster. Alfa 90 buraya beta dersem. Alfa 90 burası da beta olur mu? Olur. Ya da hocam paralel diye Yöndeş açıdan beta. Alfa 90 sa burası da beta. Ters açıdan beta. Ana burada da ne oldu? Bir x kenar çıktı. Bak taban mevcut. Tabana ait yükseklik çizebiliriz burada. Tabanı iki eşit parçaya bölecek. 2K 2K. Dur. Takıldın kaldın. Takıldığın zaman dur. Neyi kullanmadın? 3K'yı kullanmadın. Bulduğun bilgi 2K 2K. 15'te de kullanmadın deyince beyin otomatikman fark eder. Gözünle görmeyi değil beyninle görmeyi gösteriyorum sana. E hocam burada bir dikdörtgen çıktı. Ne güzel. E 15 ise burası da 15 olacak. 5K eşittir 15 ise K buradan 3 gelir. Ve bizden ne isteniyor? GE isteniyor. Yani 3K isteniyor. K yerine 3 yazarsam cevap 9 çıkar. Evet cevap balık kesir yaptı 11. soruda. Geldik 12. soruya. 12. soruda da ABC ikizkenar üçgen demiş. EF ile ED'nin toplamı 6 köküç verilmiş. Arkadaş bu bir ikizkenar üçgende. Tabandan bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı 6 köküç verilmiş. Bu dikmeler toplamı 1 yüksekliğe eşitti. Hemen buradan bir yükseklik çizerim. Ama dur verilen bilgi boşu boşuna verilmez. Şu BAC açısı geniş açı demiş. Kardeşim sen bu yüksekliği buraya çizersen şurası 90 derece olursa 90 geniş buraya eksili açı kalıyor. Olmaz ki zaten buradan çizilen yükseklik nereye düşmek zorunda? Geniş açılı olduğundan dışarıya düşmek zorunda. Hiç fark etmez. Bu ikisinin toplamı yine de bu kenara ait yüksekliğe eşit olacak. Şu kenara ait yüksekliğe eşit olacak. Tepe açısından çizilen yüksekliğe değil bu çizilen yüksekliği işte olacak. Dışarıya da düşse aynı şekilde. Yani burası 6 kök 3 verilmiş. BC de 12 kök 3 verilmiş. Burası 12 kök 3'müş dostum. E dikkat eder misin? Büyük dik üçgen 90'ın karşısı 12 kök hangi açının karşısı 6 kök 30'un 30 60 90 üçgeni. E şu bir ikizkenar üçgendi. 30'sa burası da 30 yaptı. E o zaman burası da 30 yaptı. 30 60 90 üçgeni çıktı. 60'ın karşısı 6 kök 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali 6. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 yapar. Burası da 12 yapar. Ali Bey uzunluğu isteniyor bizden. Ali Bey bak 12 çıkmış bile. Yani cevap böylelikle. Akça yaptı 12'nin soruda. 13'e geldik. ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen deyince mutlaka tanımını kullan. Açıları mutlaka mutlaka yaz. Ve kenarların eşitliğini göster. Şöyle çift çizgi gösteriyoruz ama karışık olan yerlerde böyle tırtıklayarak tamamın çift çizgi olduğunu da gösterebilirsin. Sonra BD doğrusal demiş. Ve A, C, D de x kenar dik üçgenmiş. Bak bu da x kenar dik üçgen. Açıları yaz. 45, 45 burası. Ve şu kenarla da şu kenar eşit değil mi? Bak ne çıktı burada? Vay vay vay. Hocam şurada da x bir x kenarlık çıktı. E bu açı kaç derece? Hocam 90 artı 60, 150 derece burası. 180'den 150 çıkart. 2'ye böl. 32'ye böldüm. 15, 15 oldu. Ve şu üçgende de 60, 15 ve x'in toplamı. X, 15 ve 60'ın toplamı eşittir. 180 olmalı. E, de böylelikle kaç buluruz? 105 derece olarak buluruz. Evet cevap cehan oldu. 13. soruda. 14'e geldik. DBC eşkenar üçgen DBC hemen eşkenar üçgen eşkenar üçgende şöyle tırtıklılığı gösterelim. Şurası karışık diye tamamının eşitliğini gösteriyorum şöyle. Bu. Açıları da mutlaka mutlaka yazıyoruz. 60 60 60 yani buraya 36 kaldı. Sonra başka bir şey demiş mi? 12 derece verilmiş. Bu 12'yi de kullanacağım. Yani bu kaç yapıyor? 72 derece yapıyor değil mi? Sonra ee, şu açıyı ben bulabilir miyim? Aa hocam şurada bir üçgen var. Şuradaki üçgene bak bakalım. Şuradaki üçgene, üçgene, üçgene. Bak bakalım burada. E hocam burası kaç derece? Şimdi istersen şöyle yapabilirsin tabii ki. 60 ile 36'ın toplamı burası 96 yapar. 2 iç açı bir dış açı. 96, 12 daha 108. 108 ise buraya kaç kaldı? 72 kaldı. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapacağız? Bakacağız şöyle şekle bakacağız. Yani özellikle eşkenar sorularında eşkenar verilmişse bazen eşkenarın bir kenarıyla farklı bir yerde eşitliği karşımıza çıkarttırabiliyorlar. Bak açılara. 36 başka bir yerlerde var mı? Yok. 24 var mı? Yok. 72 var mı? A 72 72. Bak burası da oldu eşit. Yani burası çift çizgiyken burası da çift çizgi oldu. Ve buraya çift çizgiyi koyunca bu da bir ikizkenar üçgen oldu. Tep açısı 24. 180'den 24 çıkartıp 2'ye bölersem 156'yı 2'ye böldüğüm zaman 78 çıkıyor ya. Taban açıları 78 yani bu açı 78 olacak. X'de kaç derece olacak o zaman? 18 derece olacak. Örnek 14. 18 oldu. Geldik örnek 15'e. Şimdi normalde ikiz kenar oluşturalım hocam derseniz şu şekilde oluşturduğunuz zaman yapamazsınız soruyor Böyle iki kenar eşit olduğu zaman bir ikiz kenar oluşturayım demek ek çizim tekniklerinden biri değildir. Buna dikkat et. E ne yapacağız hocam? A 60 varsa o ikiz kenar böyle oluşturulabilir. Çünkü... Bu da ek çizim tekniklerinden biridir. 60'ı kollarında eşitlik varsa x kenarı oluştur. Bu oluşan x kenar 180'den 60 çıkart 2'ye böl 60 60 yapıyor taban açıları. Eşkenar üçgen oluyor. O yüzden bu çizilebilir. Tamam. Normal x kenar oluşturmuyoruz ama. Normal x kenarı ne zaman oluşturuyoruz? Şu bizim iki şartlar sağlandığı zaman. Dik tabanı keş parçaya böldüğünde ya da yükseklik açı ortaya olduğunda gibi 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 sorularda. E bu 60 60 60 buraya ne kaldı? 50 kaldı. 130 ya burası. 60 olduğundan 50 kaldı. A eşitliği koyunca bak burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı da 50. 180'den 50 çıkart 130. 2'ye böl 65 65 yapar burada açıları. BAD açısı isteniyor. Yani bu açıda 60 artı 65'ten 125 çıkar. Dey, bir dakika. 50, 180'den 50 çıkart 2'ye böl. 180'den 50 çıkart 130. 2'ye böl 65 çıktı burası. E tamam 125. Ay. Ay neresi soruluyor? BAD. Bir daha. Bu 60 ay şurası 70miş. Çok özür dilerim ya. Anam hataya bak. Ee, burası kaç? 70 180 e 70 çıkart 110. 2'ye böl 55 55 oluyor buraları. 55 55 oldu. E o zaman burada kaçta kaç yaptı? 115 derece yaptı mı? Yaptı. Verdiğimiz böyle 10 saniyelik, 20 saniyelik geçiş arasından dolayı özür diliyoruz. Ama bu hatalar arası siz de yapıyorsunuz bazen. Geri dönüp nasıl yaptığımı bakın. Bunları da öğrenin kardeşim. Hemen işlem hatası yaptım diye bakıyorum. Evet cevap Ceyhan oldu. 15. soruda geldik 16'ya. A yükseklik tabanı keş parçaya bölmüş. Yüksekliği ayrı gözle bakıyoruz. Şaşı da olsan ayrı gözle bak. Ne yapıyorsun? Yükseklik aynı zamanda kenar ortaya olduğu zaman aklına x kenar gelecek. Ki ek çizim olduğu belli. Niye? Alakası yerde şurada bir eşitlik var. Hemen ikiz kenarı oluşturuyorum. Yüksekliğin kollarında oluşacak. Yani şöyle ikizkenar kenarı oluşturdum. Hocam şu parça da şu parça x kenar oldu. Aa bak burada da x kenar çıktı. Şu eşitlik alakalı yere geldi. Buradaki x kenarlık da burası 35 çıktı. 2 iç açı bir dış açıdan direkt 70 yaptı burada. Çünkü 2 iç açı görünce ben dayanamıyorum artık sen de dayanamıyorsun. Uzun uza diye şu açıları bulayım falan filan demeye gerek yok. Şuradaki üçgende 35 ile 35'in toplamı 70. E o zaman burası da 70. 70, 70, 140. Buraya 40 kaldı ve bu açın tamamı isteniyor. 40 artı 35'ten burası 75 derece gelir. Örnek 16 Denizli. Geldik örnek 17'ye. 90 bak. Alakası yerde eşitlik var. Ek çizim olduğu belli. Hocam şu eşitliklerin mantığını kullanacağım. Eşitlik gördüğümüzde orta ban gelecek aklımıza ama hocam 90'ın karşısında eşitlik olduğu için ilk aklımıza muhteşem üçlü gelmeli. Hop geldi muhteşem üçlü. Aklıma gelen başıma geldi çizdim bunu. Eşit eşit eşitliği yazdım. Aa burada da x kenar çıktı. Çok güzel. Şu 20'yi kullanayım. 20 90'sa bir kere buranın 70 olduğunu biliyorum. X kenarlıktan burası da 70. E o zaman burası da 20 oldu. Şu x kenarlıktan da buraya 20 yazabilirdik. E hocam burada kaç kaç derece? 50 derece. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. Taban açıları 65 65 yapar x kenarın. Taban açısı isteniyor zaten bizden. Örnek 17'yi 65 bulduk. Geldik örnek 18'e. ABC eşkenar üçgen AD ile DB birbirine eşit verilmiş. Şunlar eşit. Bir de AH ile CE bak 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 bak. AH ile CE eşit verilmiş. E ne yapacağız? Yükseklikle alakası bir yerde bir eşitlik verilmiş ya. Eşkenar üçgende de bütün yükseklikler birbirine eşit. Hatta bütün yardımcı elemanlar birbirine eşit. Yani yükseklik, açı ortay, kenar ortay birbirine eşit. O yüzden böyle eşkenar üçgende bir yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde mutlaka diğer yüksekliği ya da açı ortayı ya da kenar ortayı sen çiz. E hocam ne yapalım? Diğer yüksekliği şuradan çizersem eğer. Bak alakasızlık devam ediyor. Diğer yüksekliği buradan çizersem o yükseklik tam buraya düşer. Çünkü çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. E yüksekler birbirine eşit ya. Eşitliği yazarsam bu kenarla bu kenarın eşitliğini yazdığımda ana ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Alakasılık ortadan kalktı. Evet burada ikiz kenar çıktı. Ve bu çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay değil mi? 30-30. E tepe açısı 30 olan ikiz kenar üçgen taban açıları 180'den 30 çıkart 2'ye böl 75-75 yapar. Bizden D, E, C açısı isteniyor. Bak bulmuşuz bile cevap Cihan oldu. Geldik 19'a. Bu eşkenar üçgen vermiş ve bunlar birbirine eşit verilmiş. Eşkenar üçgende 60 60 60'ları yazıyorum. Buraya 40 derece kaldı. Ve açı muhabbetinden başka bir yere maalesef gidemiyorum. E ne yapacağız? Açı değil. O zaman özel açı var burada. Özel açı mantığını kullanacağız. Hocam eşkenar ya ben buradan bir yükseklik çizsem acaba? Ya illa tepeden dik çizeceğiz diye bir şey yok. Buradan dik çizdim. E, bu alakasızlıklar hala daha devam ediyor mu? Ediyor. Bak buraya A buraya B dersen burası A artı B yapar. E burası da B yaptı. E burası da e, A artı B artı B 2 A artı 2 B yaptı. A çok büyük bir alakasızlık değil mi? O zaman buradan çizmeyeceğim. E o zaman ben burada 60'ın mantığını kullanayım. 60'ın mantığı burada nasıl kullanılır? Hocam ya buradan dik çizeceğim ki olmadı ya da buradan dik çizeceğim. Bak şuradan dik çizince güzel bir şey geliyor mu? 90'ın karşısı 2 A iken 30'un karşısı ne yapar? A yapar. Madem özel açı mantığını kullandık oradan devam edelim. Şuraya B edersem hocam burası da B. Bak eşkenarın bir kenarı 2 artı B. Burası da 2 artı B yapacak. Yani buraya ne kaldı? 2 artı B için A artı B kaldı. Hatta burası da 2 artı B olacak. E son özel bir şey çıktı mı? Geometri. Verilen bilgileri kullanma yeteneğidir ya da bulduğum bilgileri kullanabilme yeteneğidir diye hep söylüyorum. Burada hop A artı B artı B. Ana bak bunlar birbirine eşit. Hocam bunlar birbirine eşit. Hatta yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Bu nasıl bir üçgen? İkiz kenar. E o zaman şu ikiz kenar üçgen oldu. Alfa ise burası da alfa oldu. Yani alfayı böylelikle kaç bulduk? 40 bulduk. Evet 19. soru. Edremit oldu. Avucumun içi kaçınıyor. Ne gelecek acaba? Dur bakalım. O sol avcum kaçınıyor. Baya bir şey gidecek herhalde. Neyse eşkenar üçgen demiş. Burada ne var? Dikmeler verilmiş. ABC eşkenar üçgende KD. Tamam. Çevresi nedir? Arkadaş eşkenar üçgenin içinde alınan bir noktadan şu dikmeler toplamı neye eşitti? Bir yüksekliğe eşitti. Hemen bir tane yüksekliği çizelim. Hocam 3, 2 daha 5, 4 daha 9. Yüksekliğimiz 9 oldu. E bu bir eşkenar üçgen 60 60 60 hatta burası da 30 30 30 60 90 üçgen çıktı. 60'ı karşı 9 30'u karşı ne yapar? 9 bölü kök 3 yapar. E çünkü 30'dan 60'a geçiş kök kat 60'dan 30'a geçişte de kök bölünmüş hali. Kök 3 eşleniyle çarparsam 9 kök 3 bölü 3 yapar. Yani burası 3 kök 3 yaptı. E o zaman burası da 3 kök 3 yapar. Çünkü çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ordaydı. Bir kenar kaç yaptı o zaman? 6 kök 3. Hocam burası da 6 kök 3. Diğer taraf da 6 kök 3. Bizden çevre isteniyor. 6 köküçten 3 tane var. Cevap 18 3 yapar. Yani 20. soru Balıkesir oldu. Geldik 21'e. A küçüktür B. A ile B birer tam sayı olmak üzere bir dik üçgenin kenar uzunlukları A, B ve B artı 1 olduğunda bu üçgen bu dik üçgene güzel üçgen denir. Evet yazdığım çok güzel sorulardan biri. Evet şöyle ki üçgenlere biz ne diyormuşuz arkadaşlar? güzel üçgen adını veriyormuşuz. Bak çok güzel bir soru. Ha güzeli ben salladım. Böyle bir şey yok tabi de salladım hadi. Ken 0 6 üçgen olsun tamam. Ama mükemmel bir soru ha. Bak ne diyor? Kenar uzunlukları A, B ve B artı 1. Yani iki kenarı arasında B ve B artı 1. Yani biri bir fark farkı olacak. Mesela burası 41 ken diğer kenar 40 olabilir mi? Hani B'ye B artı 1 olacak ya. Ya da bu kenar bir kenar 1 iken diğer kenar 10 olan üçgen mi? Ya da burası 112 iken burası 111 olan üçgen. Özel üçgen mi? Ya da burası 112 iken burası 113 olan. Bunu da iki durumda inceleyeceğim mesela. Bunlar da böyle e, bütün şeyler tam sayı olacak mı? A küçüktür B diyor. Ha, A küçüktür B diyor. A küçüktür de B diyor. A'de B'den küçük olacak. Bunlardan küçük olacak. E, o zaman ben burada şunu söyleyemem. 112, 111 diyemem. Çünkü buraya B artı 1 dersen burası B oldu ya Burası A olursa A, B'den daha büyük oldu. O zaman 111'i burada eledim mesela. O zaman burası ne oldu? 113 mi oldu? Evet. Şimdi bunlardan hangileri güzel üçgen olabilir diye soruluyor bize. Arkadaş burası 41 iken burası 40 iken bir kere 9, 40, 41 üçgeni var. Doğru mu? Doğru. Ee, ya da hocam biz bilmiyoruz dersiniz. O zaman şöyle yapalım. Şu A diyelim buraya. Hocam akara neye eşit? 41'in karesi, eksi 40'ın karesi. Bu 41 eksi 40 çarpı 41 artı 40 yapar. Yani bu 1 çarpı 81 yapar. A kare 81 ise A 9 yaptı. 9 40 41 evet bu üçgen güzel üçgen mi? Güzel üçgen çünkü hepsi birer tam sayı oldu. Ve bir kenar diğer kenardan bir eksik oldu ya da bir fazla oldu. Güzel üçgen süper. Buraya geldik 10 11'lik bir üçgen var mı? Zaten ee, şöyle bir şey burada da şöyle bir şey olabilir dostlar. Bak şuna da dikkat edin. E, burası 11 iken burası 10 olabilir. Ya da tam tersi e, ee, şurası B artı 1 iken burası B olabilir. Ama ben böyle B artı 1'e B buraya dersem eğer burası A olur. E, A kenarı da bunların hepsinden daha büyük değil mi? Evet A küçüktür B diyor. O yüzden burası 11 iken burası kesinlikle bunlardan bir kenarı kesinlikle 10 olacak. E burası bak 11'e 10. Burası da B kenarı diyecek olursam. Arkadaş B kare eşittir. 11'in karesi eksi 10'un karesi. 21 yaptı. B'yi de buradan kök 21 buldum. Kesinlikle ama kesinlikle bu güzel üçgen olamaz. Şuraya geldik. Hocam sayılar çok büyük. Korkma kardeşim. Şuraya bir y de bakayım. Y kare neye eşittir? 113'ün karesi. Eksi 111, 112'nin karesi. E o zaman burada y kare neye eşit oldu? 113 eksi 112 ve 113 artı 112. 113 artı 112 oldu. E arkadaş burası kaç yaptı? 1 yaptı. Burası kaç yaptı? 225 yaptı. Ana y kare eşittir 225 yaptı. Ve y de buradan kaç yaptı? 15 yaptı. Yani şöyle bir özel üçgen de varmış. Bak 15, 112, 113. Bütün kenarlar tam sayı. A küçüktür B. Bir de bir kenar bir kenardan bir eksik şart sağlandı. Bu da kesinlikle güzel üçgendir. Yani güzel üçgen 1 ve 3 mü oldu? Evet. Çok güzel bir soru arkadaş. Yani bu soruyu yeni sorular arasında bırakmamız lazımdı ama son sayfada olduğu için burada göstermiş olduk. Buna dikkat et. Bu ayarda soru hiçbir yerde yok. Bunu belli bir kalıba göre yazdım. Buradaki güzel üçgen sayıları arttırılabilir. Güzel üçgen sayıları arttırılabilir. Güzel üçgende dikkat et. Ardışık olacak ve toplamları da bir sayının karesi yapacak. Bu şekilde toplamları yani 10 11'in toplamı 21 bir şeyin karesi yapmadı ya. O yüzden güzel üçgen çıkmadı. Bu da aklınızda bir kalıp olarak kalsın. Ama kalıp olarak kalmasın ama soru gerçekten çok güzel. Tam ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Sen bu soruyu anladıysan böyle sözel sorular geldiği zaman da bence rahat bir şekilde yaparsın. Mükemmel bir soru. Hatta şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar bak şekilli sorular mekilli sorular gerçekten çok güzel. Çok orijinal sorular yazdım ama bu kadar tatlı soru yazmadım. En tatlı yazdığım sorulardan biri bu diyebilirim. Evet kitabı yazarken Ali hocam, Ali Alban hocam bu konuda yardımcı oldu. Yazar arkadaşlarımız yardımcı oldu ama bu soru bana aitti. Buradan Ali hocama da sevgiler, saygılar. Ali hocam sayesinde de çok güzel soruları da görüyorsunuz tabii ki burada. Ama bu soru mükemmel bir soru. Bu soruyu kaydet, bir yere al, bir yere as. Böyle asılacak bir soru. Arada sırada gel tekrarını yap. Yapılacak, tekrarı yapılacak bir soru. Dikkat et buna. Evet gençler böylelikle ilk kısmı bitirdik mi bitirdik. Yani ilk kısımda... Daha... Dik üçgen ve özel üçgenlerin hem tekrarını yaptık hem de klasik sorularını çözdük. Bir de mükemmel bir yeni nesil soru çözdük. İkinci kısımda ne var? İkinci kısımda da bunun yeni nesil soruları var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani ikinci günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.